Churg-Strauss hastalığı vaskülitin bir diğer tipidir. Bu vaskülit küçük kan damarlarını etkiler ve vaskülit damar iltihabı olduğundan birçok farklı dokunun hasar görmesine yol açabilir. Eee Churg-Strauss'un farklı organlarda yol açtığı hasarların çoğu arkadaşlar diğer vaskülitlerin yol açtıklarıyla aynıdır. Örneğin Wegener granülomatozunda olduğu gibi sinüzit, böbrek sorunları veya akciğer sorunları gözlemlenebilir akciğer dokuları hasar görebilir yani. Ve poliarteritis nodosa da olduğu gibi bağırsak hasarı söz konusu olabilir. Deri hasarı, sinir hasarı, mesela ayak sinirlerinin hasar görmesi, hatta kalp hasarı gözlemlenebilir. Yani bu sendrom, hasar verdiği organlar bakımından, diğer orta ve küçük damar vaskülitleri ile birçok ortak noktaya sahiptir. Fakat Church-Strauss sendromu, diğer vaskülitlerden birkaç önemli noktada ayrılır. Hastaların çoğuna ilk önce hatalı olarak alerji teşhisi konur. Hastada burun akıntısı, öksürük ve hapşırık görülebilir. Ve deri semptomları alerjik bir döküntüyle karıştırılabilir. Bu hastalara yine hatalı olarak astım tanısı da konabilir. Alerji ve astımın ortak özellikleri, ortak yönleri nelerdir arkadaşlar? Alerjik reaksiyonlarda ortak görülen bir kan hücresi tipi vardır. Bu hücrelere eozinofil adı verilir tekrar ediyorum, eozinofil. Eozinofiller, alerjilere tepki veren beyaz kan hücreleridir. Mikroskop altında boyayla incelendiğinde pembemsi bir renkte oldukları görülür. Eozinofiller normal olarak kanda çok düşük miktarda bulunur. Fakat Church Strauss'ta eozinofil düzeyi çok yüksektir. Birden çok organa hasar vermesi, alerji ve astım benzeri semptomları, ve kandaki eozinofil düzeyinin artması Churg-Strauss sendromunu diğer vaskülitlerden ayırır. Son olarak hastaya PANCA yani P anca dediğimiz PANCA adlı bir kan testi uygulanabilir. Ee, ANCA'yı daha önceki videolarda da söylemiştim belki hatırlarsınız. ANCA anca anti sitoplazmik antikorun İngilizce kısaltmasıdır arkadaşlar. Bu antikorlar otoimmün hastalıklarda görülen bir antikor tipidir. Otoimmün hastalıklarda beyaz kan hücrelerinin kendi içlerinden bol miktarda kimyasal salgıladığını gözlemleriz. Bu beyaz kan hücrelerinden bazıları nötrofildir ve salgıladıkları kimyasalları üretmek için stoplazmalarından bir takım bileşenler toplarlar. Bu bağışıklık peptitlerinin yani bu moleküllerin bol miktarda salgılanmasıyla Bakın burası çok önemli. Ne kadar çok nokta koydum buraya görüyor musunuz? Kafası karışan vücudumuz nötrofillerin stoplazmasından salgılanan bu moleküllere karşı antikorlar üretmeye başlar. İşte bunlar ANCA'lar yani ancalardır. Antinötrofil stoplazmik antikorlar. Ve otoimmün hastalıklarda bunların düzeyi artabilir. Elbette tek bir tip stoplazmik protein veya molekül yok. Bunlar farklı türlerde olabiliyor. Buradaki P de o türlerden birini bize e, anlatıyor, onu temsil ediyor. Hastanın kanında PANCA bulduğumuz zaman etkilenen bölgelerden birinden, örneğin erişmesi zor olmayan bir sinirden bir parça doku alabiliriz. İşte aldığımız bu doku parçasına biyopsi denir. Çörk Strauss hastalığında bu biyopsiyi mikroskop altında incelediğimiz zaman bir granüloma oluşumu gözlemleriz arkadaşlar. Yani oraya bakarız ve orada bir granüloma oluşumu vardır. Bunun çok benzeri diğer vaskülitlerde de söz konusudur. Bağışıklık sistemi yabancı olarak gördüğü şeyin etrafında koruyucu bir bariyer oluşturmaktadır. İşte bu bariyere granüloma denir. Yani Körk Strauss hastalığında alerji ve astım benzeri semptomların yanı sıra eozinofil artışı gözlemleriz. Test sonucunda PANCA düzeyinin yükseldiğini görürüz, biyopsi yaparız ve granuloma oluşumuna rastlarız.